Eğitime geçelim istersen. Orada daha da, yani daha da demeyeyim çünkü burada insan hayatı var, ama orada da vahim bir tablo var. Çünkü Türkiye 1950 model bir Milli Eğitim Bakanı'nın eline düştü. Yani camilerin ahıra dönme hikayesi tipik 1950'lerden başlayan CHP'ye yönelik tek parti iktidarına dönük bildiğin yıllardır tekrarlanan, çok da duyacak bir şey değil aslında, yıllardır tekrarlanan palavra diyelim. Ama yani günümüz Türkiye'sinde hala ülkenin eğitim sistemi çökmüş, okullar ahıra dönmüş, sen camiler ahır yaptınız diyen bir Milli Eğitim Bakanı ile karşı karşıyasın. Ve hani Türkiye'de eğitim sistemi dünya eğitim ortalamasının çok çok altına düşmüşken hala bundan bir şey medet, yani bir şey ummak ve buradan bir sonuca varacağını sanmak bir ağır durum. Bir yandan bir yalanı bir bakanın bu kadar hevesle savunuyor olması, kanıtlanamamış bunca yıl bir yalanı hala dillendiriyor olması bir şey. Yani hakikaten bilmiyorum, hani sen ne kadar şey kanıt gördün ahıra çevrilmiş camilerle ilgili, ama ben mesela ahıra çevrilmiş kiliseler gördüm, hani hakikaten gözümle gördüm. Bunun kanıtlarını bulun toplanabilir, ama gerçekten ben ahıra dönmüş bir cami görmedim bu ülkede, ama en azından dört kuşak bununla yetişti, yani üç kuşak diyelim bu iddia ile yetişti ve hala bundan medet umuyorlar. Ya çünkü bunun alıcısı da çok kolay. Yani bunu herkes alabiliyor, hala alabiliyor. Toplumdaki o damarı keşfetmişler. Dediğin çok doğru. 1950'lerden beri de o damar üzerinden toplumu kutuplaştırıp oy toplamaya çalışıyorlar. Ancak 1950'lerin durumuyla AKP'nin durumu arasında biraz fark var. AKP içten içe bunlara inanarak da yapıyor. Yani aslında AKP dediğimiz model Erdoğan'ın fikriyatını ele alırsak ihvancı, sultanizm ideolojisini benimsemiş, dünyanın herhangi bir yerinde sınır ötesinde yayılma felsefesi olan, sonra bu çökmelerden filan gördüğümüz ganimetçi bir ruh hali. Dolayısıyla yani saray rejiminin ruhuna 1950'lerden farklı olarak uyan ve inanarak yaptıkları bir şey. Hala alıcısının olması çok enteresan. Ama başka bir şey daha var. Başka bir sıkıntı daha var. Hala toplumu dönüştürmek ve hala buralardan bir kurgu yapmak üzerine de bazı adımları atıyorlar. Şimdi ben şunu samimi bulmuyorum doğrusu. Bunu çok da yazdım. Ya yani bütün ihale Milli Eğitim Bakanlığı'na bırakılıyor. Ya da bütün ihale Diyanet İşleri Başkanı'na bırakılıyor. Sanki şu Milli Eğitim Bakanı bir gitse, tamam mı? Ya da Diyanet İşleri Başkanı bir gitse, Türkiye'de öyle bir laiklik olacak ki kardeşim, ya tutulamayacağız gibi bir yer. Hayır, öyle bir şey yok. Yani Milli Eğitim Bakanı aslında AKP'nin aynı anda ruhunu, beynini ve kalbini yansıtan birisi. Milli Eğitim Bakanı bir neden değil, Milli Eğitim Bakanı bir sonuç. AKP'nin yıllardır yaptığı toplum mühendisliğinin istediği noktanın bir doğal sonucu. O nedenle bunun bir kolaycı yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Yani saray rejimine, sisteme bulaşamayan bir figür üzerinden söylemek istediklerini söylüyor ve laikliğin karşısında set kurmaya çalışıyor. Hayır, bunlar laik değil. Bunlar Ama CHP suç duyurusunda bulunacakmış. O herhalde bakanın uykularını kaçırmıştır bu gece. yani ben hani böyle şeylerin zamanının geçtiğini düşünüyorum açıkçası. Ya yani Ya çok maalesef şaka yapıyorum. burada artık bir şey var ya. Yani burada bir hamle var. Topyekün bir Hamle var. mücadele lazım. Yani topyekün bir direniş lazım ve hani laikliğe sahip çıkacak, yani öyle artık Anayasa Mahkemesi'ne gittik. Suç duyurusunda bulunduktan çoktan ana muhalefetin uzaklaşması lazım ve toplumu mobilize etmesi lazım. Yani.